topraklar onurumuzdur. Siyasi tutsaklar onurumuzdur. Siyasi tutsaklar onurumuzdur. IŞİD'in Rojava'ya yönelik işgal saldırıları üzerine 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen protestolar gerekçe gösterilerek Halkların Demokratik Partisi önceki eş genel başkanları, yöneticileri ve MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişinin yargılandığı Kobane Kumpas davasının 16 Mayıs 2024 tarihinde görülen duruşmasında HDP'li siyasetçilere yüzlerce yıl hapis cezaları verilmiş ve Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ali Ürkün, Alp Altınörs, Aydın Aşan, Dilek Yağlı, Bülent Parmaksız, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Nazmi Gür ile Pervin Oduncu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Kamu düzenine dair tüm yetki ve görev kuralları yok sayılarak özel yetkili bir görevlendirme ile siyasi iktidar tarafından oluşturulan Ankara merkezli bir mahkeme eliyle yürütülen yargılamada hakkında yasa dışı örgüt üyesi olduğu isnadıyla açılan dava içeriğinden anlaşıldığı üzere siyasi iktidar ile bağlantısı olan mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak'ın içerisinde bulunduğu mahkeme heyeti tarafından iddianame kabul edilmiş. Yargılamanın devamında duruşma periyotları yargılananların savunma yapma ve hazırlanmalarına olanak tanınmayacak şekilde düzenlenmiş. Gizli tanıklar savunma avukatları olmaksızın ve tanığı sorgulama hakkı güvencesi tanınmaksızın dinlenmiş. Savunma avukatlarına ve yargılananlara karşı yargılama ahim kararları tanınmamıştır. Sayısız hukuksuzluğun yaşandığı göstermelik yargılama sürecinde yargılama ilke ve esasları yerle bir edilmiş, düşman ceza hukuk anlayışıyla şekillenen davaya özel yeni bir usul yasası ihdas edilmiştir. HDP'li siyasetçiler hukuksuz yargılama süreci boyunca eşitlik, özgürlük, emek ve barış mücadelesiyle onurlu bir yaşamın mümkün kılınacağını büyük bir ısrarla savunmuşlardır. Ancak iddianamenin tekrarı olan ve hakikatten kopuk bir mütalayla barış ve demokrasi mücadelesi yürüten siyasetçiler yüzlerce yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştır. AKP-MHP iktidarı tarafından Kürt halkının meşru ve demokratik taleplerini bastırmak için ısmarlama bir şekilde açtırılan Kobane Kumpas davasında verilen cezalar elbette ki siyasi bir kararın sonucudur. Siyasi iktidar Kobane Kumpas davası ile oluşturmak istediği tekçi rejimin adeta temelini atmaya çalışmaktadır. Cumhuriyet'in ilk yüzyılının başlangıcında Şark İstiklal Mahkemelerinde yapılan düzmece yargılamalarla Kürt halkına dayatılan inkar ve imha politikası Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının başlangıcında Kobane Kumpas davası ile devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Kobane Kumpas davasında verilen cezalar aynı zamanda Kobane düştü düşecek sevinci kursağında kalan siyasi iktidarın IŞİD barbarlığı ve karanlığına karşı özgürlük ve aydınlığı savunan Kobane direnişi ve etrafında şekillenen dayanışmaya yönelik bir intikam girişimidir. Kobane düşmedi! Düşmeyecek! Kobane düşmedi! Düşmeyecek! Bizler burada bulunan... Düşmedi! Düşmeyecek! Bizler burada bulunan hukuk kurumları olarak IŞİD barbarlığı ve karanlığına karşı özgürlük ve aydınlığı savunmaya devam edeceğimizi, düşman ceza hukuk anlayışıyla şekillenen Kobane Kumpas davasında sayısız hukuksuzluğun yaşandığı düzmece yargılama süreciyle verilen cezaları tanımadığımızı ve düzmece dava ile Kürt halkına yönelik bir yüzyıl daha yaşatılmak istenen inkar ve imha politikalarını kabul etmediğimizi ve bu karanlığa karşı mücadele ettiğimizi haykırıyoruz. Bizi berfadana Kobane! Bizi berfadana Kobane! Bizi!